insan kaybetme üzerine kurulmuş sistem. Evet. Mesela bir siyasetçi ufacık bir hata yapıyor, hemen atın partiden. Evet. Atın şeyden, ya insan bu ağzından bir laf kaçıyor mesela, bir söz, bir kelime. Adamın hayatı kararıyor ya. Evet. Ya dilin kemiği yok, adam boş bulup bir insan bir laf söyleyebilir. Yani adamın nasıl bütün istikbalini yakıyorsunuz siz, hayatını yakıyorsunuz yani. Evet. Kaç tane öyle siyasetçi bilirim? Evet hocam. Mesela bir sunucu oluyor. Mesela boş bulunuyor. Bir söz söylüyor. Adam mahvediyorlar. E olamaz mı ya? Olabilir adam boş ver. Dikkati dağılıyor. Yorgundur, uykusuzdur. Dili sürçer, kaçar ağzından. İnşallah. Ne var bunda yani, bu kadar büyütecek? Doğru hocam inşallah. Evet? Doğru inşallah. Ya çok acımasızdır. Evet. Yani birçok insan çok acımasız. Halbuki insan affedici. Bir de onu oradan çıkarıcı bir uslup içerisinde olması lazım. Yardım edip onu kurtaran bir uslup içerisinde olması lazım. Mesela bir şey de hata yapıyor, iyice ezip onu deşifre edip mahcup edinceye kadar üstüne gidiyorlar. İnşallah. Bu da hiç insani bir tavır değil. Ama bundan sonra, bu yıllardan sonra göreceksiniz, maneviyatta ve ruhaniyette insanlarda olağanüstü gelişme olacak. Zaten eğer dikkatli takip ediyorsanız, toplumdaki bunun yansımalarını açıkça görürsünüz. Bu evet. Siyasete de yansıdı, evet. Bilmede yansıdı, medyaya da yansıdı, evet. Her yerde yansıdı. Ve gittikçe dozu ve gücü artıyor. Maşallah. Ve gittikçe de artacaktır.